Bundan sonra zaten kardan gidemedik. Malatya'da çok hareketlenme var. Yani hareketlenecek niye? Azalıyor ama titremeye devam ediyor. O titreşim devam ediyor ediyor, çok azalıyor değil mi? Hatay Kırıkkan'dan başlayarak Adıyaman Çelikhan'a kadar fay hattı üzerinde ölçümler aldık, gözlemler yaptık. Şu sonuca ulaştık. Bir kere bu depremin kırığının 350 kilometre olduğunu gördük yaklaşık olarak. Bu önemli bir gözlem çünkü depremin büyüklüğünün 7.8, 7.9 olduğunu arazi gözlemleriyle de yaklaşık doğrulamış oluyoruz. Bir. İki, fay hattı boyunca 4,5-5 metreye varan maksimum sol yanal ötelemeler gördük, yani yer değiştirmeler gördük. Bunları hesaba kattığımızda uzunluğu ve bu maksimum ötelemeleri depremin 7.8, 7.9 civarı bir büyüklüğe sahip olduğunu tahmin ediyoruz. Zaten hesaplama da yapacağız daha gene. Arada mesela buna 2 dersek bu 1 civarı veya 1.2, 2'ye 1.2. İki depremin peş peşe gelmesinden çok kırılan fay, ikinci depremde kırılan fay biraz sürpriz olmuştur. Yani kimsenin ummadığı bir yerde oldu bir. İkincisi de hani zaman aralığının kısa olması da tabii daha birinci şok atlatılmadan ikinci şok üstüne gelince hem kuvvet olarak şok hem de psikolojik olarak daha birinci şok atlatılmadan ikinci şoku yiyince dolayısıyla bu yönden bir farklılık oluşturdu. Böyle bir fark var. Yani artçılar oluyor biliyorsunuz deprem bölgesinde. Çok sayıda oldu ve olacak. Bu artçılardan en büyüğü zaten 5-10 dakika sonra olmuştu galiba. 6.7 büyüklüğündeydi. Ana şok epicenter'ının, birinci depreminin ana şok epicenter'ının civarında. İşte peşi sıra altılık depremler de oldu. Bu 6.4'lük Hatay'da meydana gelen deprem, 20 Şubat'ta meydana gelen deprem de klasik bir artçı deprem. Sismolojik açıdan konuşuyorum. Bana göre değil yani sismolojiye göre. Üstelik biz gerilmesini modelledik, bir rapor olarak da yayınladık. Depremin meydana geldiği fay, o artçı depremin meydana geldiği fay, 20 Şubat'taki 6.4'lük depremin meydana geldiği fay, bu birinci deprem tarafından gerilmece yüklenmiş. Dolayısıyla artçı deprem özelliğinin, artçı deprem olmanın tüm özelliklerini taşıyor. Bu yönden sismolojik açıdan bir artçı depremdir. Ama farklı bir fay üzerinde meydana gelmiştir. Artçı depremlerin özelliklerinden biri de, farklı faylar üzerinde meydana gelebilmeleridir ve çok uzakta da meydana gelebilirler. Ana şokla ilişkileri bir şekilde işte gerilmeyle biz de ispatlanabilir ve biz de ispatladık. Dolayısıyla artçı depremdir. 2016 Kumamoto Earthquake. Kumamoto. Şimdi elbette vardır. Yok olduğunu söyleyemeyiz. Bizim çalışmalarımız da bunu gösteriyor. Bu etkileşimin nasıl olduğu konusunu çalışıyoruz biz zaten. TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projede. Kuzey Anadolu Fay Zonu'ndaki depremler Doğu Anadolu Fay Zonu'nu nasıl etkiliyor? Veya Doğu Anadolu Fay Zonu'ndaki depremler Kuzey Anadolu Fay Zonu'nu nasıl etkiliyor? İşte Doğu Anadolu Fay Zonu mesela geçen yüzyıl, yani 20. yüzyılda sessiz bir dönem geçirdi. Onun için bir tane tarihsel sismoloji çalışan bir bilim adamı şöyle bir makale yazdı. Başlığı şuydu. Doğu Anadolu Fayı'nın geçici sessizliği. Yani geçici sessizliği dedi ve gözlemi doğru çıktı veya yazdıkları. Doğu Anadolu Fay Zonu bu yüzyılda bakın hareketli bir dönem bize sergiliyor. Geçen yüzyılda Kuzey Anadolu Fay Zonu çok aktifti. 8 tane olacak herhalde saymak lazım. 8 tane 7'den büyük deprem üretti. Ama bu yüzyılda daha deprem üretmedi. Yani 7'lik deprem civarında bir deprem. Demek ki birbirleriyle bir paslaşma şeklinde diyebileceğimiz bir ilişki var. Ama bu ilişki nasıl onu çözmemiz lazım. Birisi çalışırken diğeri bekliyor. Aslında bir fark var. Bunlara bakacağız. En büyük etkilerinden biri o. Bir sürü yerleşim gördük maalesef. Fay hattının ortasından geçtiği. İşte en ilginci de Gölbaşı, Adıyaman Gölbaşı'ydı. Maalesef Gölbaşı'nı şehir merkezini galiba yanlış hatırlamıyorsam çaprazlama kesiyor fay. Ve fayın geçtiği yerde sanki
bir silgiyle oradaki binaları silmişsin gibi bir hal vardı. Bu da faylar üzerine yerleşim yapmamanın önemini gösteriyor. Fay zonundan uzaklaştıkça yıkım azalıyordu. Fayın üzerinden 100 metre öteye gidiyorsun, gözle görülebilir bir fark. Yani yıkım şekli bile değişiyor. Yani fayın üzerinde tam bir yıkım varken uzaklaşınca yıkımın nasıl diyelim şiddeti miktarı azalıyor. Yine yıkım var ama şiddeti azalıyor. Dolayısıyla faylar üzerinde yerleşim yapmamak lazım. Nurdağ'da da herkese öyle. Islahiye'de de fayın geçtiği yerlerde gördük. Kırkan'da. Dolayısıyla faylar üzerinde yerleşimden kaçınalım. Hele Maraş'ın doğusunda Tevekkeli, Öksüzlü, Kuyumcular köylerini bir göreceksiniz. Yani yerle bir olmuşlar. Hani tam o tarife uyuyor. Bir benzetme olarak kullanılıyor ama yerle bir olmuş şehir, yerleşim diye. Burada tam böyle fiziksel kanadını görüyorsunuz. Dolayısıyla fay üzerine yerleşim yapmamak lazım. En önemli gözlemlerimizden biri de bu.